Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Samsung'un piyasadan çekilen, artık üretilmeyeceği duyurulan, daha böyle bir 6 ay içinde falan üretimi durdurulan, hatta 6 ay bile değil. Ağustos'ta çıktı. Geçen ay üretimi durduruldu. Telefon Galaxy Alpha'yı inceleyeceğim. Şimdi Galaxy Alpha ilk çıkış amacı iPhone 6'ya rakip olarak lanse edildi. Telefon bakacağız zaten beraber. Bence güzel telefon. Ama dediğim gibi üretimi durduruldu. Hani bilginiz olsun. Kutu içeriğine bakalım. Şöyle klasik kablo çıkıyor, kulaklık çıkıyor, şarj aleti çıkıyor. Fazla kurcalamayalım. Şimdi telefon gayet minyon, ince, şık. Her şeyden önce şık ve güzel bir tasarıma sahip bir telefon. İlk metal kasalı telefonu Samsung'un. Biraz lüks bir telefon olarak lanse edildi. Hakikaten de şık ve tasarım olarak da gayet güzel. Şu arka kapağı biraz şöyle basit plastik gibi duruyor. Onun dışında ama her şey güzel bir telefon görünüm açısından. 10 numara. Şöyle bakalım, üst tarafında yine Note 4'e benziyor aslında. Daha doğrusu Note 4'ün tasarımı buna benziyor. Kulaklık girişi, mikrofon girişi. Ses açma kapama sol tarafında. Alt kısmında hoparlör ve USB 2.0 ve bir mikrofon daha var. Sağ tarafında ise ses açma kapama diyorum ya. On off tuşu, power tuşu, uyku tuşu yani. Arka tarafında kamerası, flaşı ve sensörleri var. Yani bu işte kalp atışını ölçen S-Health dediğimiz ultraviyole ölçen zımbırtı burada da var. Parmak izi ölçüyor, onu baştan söyleyeyim. Parmak iziyle bir şey yapabiliyorsunuz. Hani PayPal ödemesi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefon dolu. Boş bir telefon değil. Fakat dediğim gibi üretimden kaldırıldı. Aklınızda olsun. Olur da beğenirseniz, alacak olursanız da bunu bilin. Şimdi telefon 720p bir ekran sahip. 4.7 inç bir ekranı var. Gorilla Glass 4 ile korunuyor bu arada. Hani ben ilk defa Gorilla Glass 4 ile korunan bir telefon ekranı gördüm. O da bu. Piksel başına düşen, ya daha doğrusu inç başına düşen piksel sayısı 312 ppi dediğimiz kısım. Biraz tabii insan bekliyor, hani böyle bir 350-400 olsun diye bekliyor. Sonuçta fiyat olarak 1800 lirayla piyasaya giriş yaptı. Yani iddialı bir giriş yaptı. Onun üstüne ufacık telefon, şöyle gördüğünüz gibi boyunu da söyleyeyim. 13 santim bir boyu var. 6,5 santim bir genişliği var. 6.7 mm'de bir inceliğe sahip. İnce, şık bir telefon. Ufacık bir şey. Nano SIM kart kullanılıyor. Yani şöyle arkasını açayım, göstereyim. En küçük SIM kart. Değil mi? Yani iPhone 6'ya rakip olarak lanse edildiği için hani iPhone 6'ya giren SIM kartlardan kullanılıyor. Gerçi şöyle bir şey var. iPhone 6'ya rakip olarak soktuğun telefonu, piyasaya sürdüğün telefonu niye üretimini durdurursun? O da ayrı bir şey. Neyse, 115 gram bir ağırlığı var. Hakikaten hani ince, ufak, şık, tasarımlı bir telefon. Telefon tipi mi? Bir güzel yerinde yani. En azından ben beğendim. Android 4.4.4 KitKat ile geliyor. 5.0 gelir. Hani üretimin durdurulması, yazılımın durdurulması manasına gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Genelde bu telefonda hani rakam üzerine şeye takılanlar oluyor. İşte 1860 mAh pil var. İşte bu devirde 1860 mAh pil mi kaldı? Bilmem ne falan filan diye. Pili gayet tatminkar. Çünkü Snapdragon değil işlemcisi. Kendi işlemcisi ve 8 çekirdekli işlemci var. Birisi 1.3 GHz, birisi 1.8 GHz. Hani bunu Samsung TBS'te de tanıtmıştım. Çok iyi bir pil tasarrufu var telefonun ve hakikaten de iyi gidiyor pili. Onda bir sıkıntı yok. Hani rakamlar olarak takılmayın. Nasıl işte iPhone'un pili düşükse işletim sistemi olarak iyi. Bunlar da çiple, Exynos'la, Equinox'la ya da neyse, ben onu telaffuz edemiyorum, çözmüşler. O açıdan bir sıkıntısı yok. Adım sayar var işte, S-Health var işte, gittin geldin, yürüdün, baktın, şu kadar kalori yaktım, böyle yaptın. İşte güneşe çıkayım mı çıkmayayım mı, kandaki oksijen miktarını ölçüyor falan filan. Onlar da çalışıyor takır takır. Ki şunu da söyleyeyim, hani buna baktım ben, ne bileyim, S-Health'e baktım, bir şeyim yok falan filan. Hakikaten böyle bir yazılımlara falan güvenmeyin. Bunu kullanma kılavuzunda falan da yazıyor. Bir şey olduğu zaman da telefona, S-Health'ine baktım da öyle oldu böyle oldu demeyin. Doktora gidin. SAR değerini söyleyeyim. SAR değeri 0.3 watt bölü kilogram kafada, 0.51 watt bölü kilogram da vücutta. Hani oldukça da düşük bir SAR değerine sahip bir telefon. Isı testini yapamayacağım. Alet edevat yok yanında. Gramajını söylemediysem 115 gram olduğunu söyleyeyim. Hafif bir telefon. Ama oyun testini yapacağız. Hani bir 15 dakika bir oyunumuzu oynayalım bakalım. Bu arada Asphalt 8 oynamaktan gına geldi. Şöyle bir
8 Ball Pool diye bir oyun var bilardo. Onunla kapışacağım milletle. Daha zevkli en azından. Oynarken ben sıkılmıyorum. 15 dakika bir türlü gına geliyor. Telefonun az önce arka tarafını açmıştım, göstermiştim. Hani bir kart girişi yok. Hafızası genişletilemiyor. 32 GB net sabit bir hard disk'i var. 2 GB da RAM'i var diyeyim ben eski tabirle. Quad-Core 1.8 GHz Cortex-A15 ve Quad-Core 1.3 GHz Cortex-A7 ile geliyor. Cortex-A9 değil. Mali-T 628 MP6 bir grafik ekran, yani grafik bileşeni var, ekran kartı var diyeyim ya da. Onun dışında 12 megapiksel arka kamerası var. 2.1 megapiksel selfie kamerası var, ön kamerası var. Selfie kamerası biraz makyajlıyor fotoğraf çekerken falan, hafif böyle Instagram efekti falan yapıyor. İyi gibi, iyi sayılır gibi ama çok da tatminkar değil, onu söyleyeyim. 4K video çekiyor, 30 kare. Bu iyi bir özelliği ve ısınmıyor fazla bunu çekerken de. 30 kare çekiyor ama hani 60 kare değil. 1080p video çekiyor tabii ki de 60 kare, 120 kare 720p'de çekebiliyor. Değil mi? Telefonda bir sıkıntı yok aslında. Sadece bu telefonu hani kötü gösteren bize. İnce şık telefon ya. Hani insan şey bekliyor. 1200 liradan piyasaya sokulmasını bekliyor. Yani ben de öyle bekledim. Herkes gibi. Hani sonuçta bir not değil. Alfa diye bir şey atıyorsun ya ortaya. Hani bilmiyoruz. Ama gerçi Avrupa'da falan da aynı para. Yani yaklaşık 1800 lira civarındaydı. Gerçi fiyatı yine düşüyor dediğim gibi. Telefonda 4G var. Hani dolu bir telefon, boş bir telefon değil. Hani şey diye düşünmüyor, 3 GB RAM istiyorduk bilmem ne. Yok, telefonun işlemcisi götürüyor. Ekranı güzel. Süper AMOLED bir ekran. Parıl parıl da parlıyor. Gayet de güzel bir ekranı var. Şimdi bu telefona Antutu testi yaptım ben. Hani dediğim gibi 2 GB ekran kart diyorum. 2 GB RAM var bilmem ne. İnsan yani biraz düşük bekliyordu diğer telefonlardan. Şöyle sıralamaya gelince bayağı Samsung Galaxy Note 4'ü falan geçiyor. Hani böyle hani telefon hızlı ve performansı da iyi. Ama niyeyse tutmamış dünya çapında. Millet S6, Note 4 falan filan beklerken, işte Note Edge beklerken Alpha diye bir modele çıkınca ilk böyle bir önden atılımla herhalde ısınamadılar. Ya da iPhone 6'ya rakip olarak çıkarmaları biraz değişik oldu. Ama hakikaten performans açısından süper bir telefon. Dediğim gibi bataryaya takılmayın. Ben kullandım bu telefonu bir hafta boyunca. Gayet de iyi. Bir oyun testi yapalım. Bir 15 dakika. Ondan sonra bitirelim bakalım şarjı ne kadar gidiyor. Genelde biliyorsunuz %10, %12, %14 gidiyordu. Note 4'te %5, %6 civarı gitmişti. Buna da bakalım. Herhalde %6-8 arası. Bunda da iyidir. %10'a kadar iyi gözükecek. Bir oyun testi yapalım. Ondan sonra kapatalım. Şöyle dediğim gibi bir bilardo oyunu var. Miniclip'in yaptığı. Bunu oynamak istiyorsanız da iOS ve Android'de ücretsiz. Windows Phone'da var mı bilmiyorum. Hani hiç olmadı Facebook'ta var bu oyun. Facebook'tan da oynayabiliyorsunuz. Ama ben bir sayfa olarak takılayım. Sevkli oyun oynanacak. 15 dakika bir oynayalım. Bu arada bakalım. Wi-Fi açık. Klasik. Şarjımız %82. Oyuna başlayalım. Bir 15 dakika oynayalım. Evet, 15 dakika oldu. Çıkalım şöyle oyundan. Bakalım %82 idi. %77'ye düşmüş pili. %5 yine dediğim gibi iyi ayarında. 1860 dediğim gibi o kadar hani korkutmasın sizi. Pili iyi gidiyor. Böyle. Bizi WebTekno Facebook adresinden, Twitter adresinden, WebTekno TV YouTube kanalını takip edebilirsiniz. WebTekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.